Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sevgili yönetmenim Güven Göçmen'le birlikteyiz. Güven, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Keyifli bir video gününde bir aradayız. Evet. Sorular hazır mı? Sorularımız hazır. Evet. Haydi gelsin. Fotojeniklik nedir? Başlayabiliriz. Fotojeniklik nedir? İnsanın kendine yakışanı çekmesidir diyorum ben. Evet. Çoğu zaman. Aslında kamera karşısında vücut dilini doğru kullanmaktır, doğru bakmaktır, duruştur, karizmadır, auradır. Hep şey deriz, şeytan tüyolu insanlar daha fotojeniktir fotoğrafta, sinemada, ki bu böyledir. Fotojeniklik bence budur. Sence nedir? Biraz özgüvenine bağlı, biraz da kendini sevmesine bağlı diye düşünüyorum. Evet. Evet, çünkü kendini seven insan daha güzel fotoğraflar verebiliyor. Doğru. Cesaret istiyor değil mi kendini açmak kamera karşısında? Kesinlikle. Biraz cesaret. Peki, iç mekanda fotoğraf çekmek mi yoksa dışarıda çekmek mi? Bu soruyu bana 2005-2006 diye sorsaydın dış mekan derdim. Çünkü çok sıkılmıştım. Yani sürekli ajans ortamındasın, iç mekandasın, stüdyoda çekimler yapıyorsun. Hatta o dönem böyle kapalı mekanda kalma fobim bile oluşuyordu neredeyse. Hep sokağa attım sonra kendimi. Ekipmanlarla eğer bir yere gitmeyeceksem içeride fotoğraf çekmek. Ama küçük bir makine ya da telefonla çekeceksem dışarıda. Peki en çok ne fotoğrafı çekmek sizi mutlu ediyor? En çok ne fotoğrafı çekmek? Seyahat fotoğrafı. Gezmeyi çok seviyorum. Gezerken fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Sanatsal fotoğraf çekmek ve seyahat fotoğrafı çekmeyi seviyorum en çok. Renkli mi, siyah beyaz mı? Yerine göre, moduna göre. Bazen siyah beyaz, bazen renkli. Mobil çekim mi yoksa fotoğraf makinesi mi? Mobil çekim olsun artık ya. Evet, mobilleşmek. Mobilleşmeye doğru gidiyoruz zaten. Yani her şey artık biliyorsun telefon dünyası aldı başını gidiyor. Tabii ki yaptığımız işte hala kamera kullanıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bu işin tersine döneceğini düşünüyorum ben. Birçok şeyi telefonla rahatlıkla üretebileceğimizi düşünüyorum. Ekipman taşı, lens taşı, makinenin ağırlığı falan seni evet, de bir şey geriye yoruyor. Çekiyor bazen. Yoruyor tabii. Ha deyince çıkartıp çekemiyorsun. Aynen o aynen. O an akıp gidiyor. Gidiyor. Ve sen an kaçıyor. Kaçırıyorsun. Ama doğru. Bir telefonla da o anı yakalayabilirsin. Kesinlikle mobilleşmek her zaman daha lazım. Güzel, daha kullanışlı oluyor. Şimdi en çok kullandığın fotoğraf editleme programı? Photoshop ya. Ben Photoshopçuyum. Evet. Yani birçok şey kullanıyorum aslında. Lightroom'un da profesyonel kullanıcısıyım ama Photoshop'u çok seviyorum. Çok daha işimi kolaylaştırıyor. İşte Nikkor'ların şeyleri, filtreleri, düzenleme programları, Silver Effects'te yan Photoshop'a eklenti olarak kullandığım bazı şeyler var. Ama çoğunlukla Photoshop, evet. Benim için fark etmiyor. Curves olan her programı kullanıyorum. Peki model fotoğrafı ne kadar etki eder? Çok etki eder. Çok etki eder. Ki modelle çalıştığımız zaman fotoğrafı gösteren model oluyor. Yani ne kadar güzel bir set de kursak, ne kadar güzel teknik de yapsak, o model o anın içinde olamıyorsa, o konunun içinde yer alamıyorsa ve modu düşükse fotoğrafa yansıyor bu. Ya benim başıma geldi mesela böyle bir şeyde, bir çekimde. Hatta güzel bir kast ajansından iyi bir oyuncu, oyun verebilen model arıyorduk. Bayağı bir seçtik falan. Kız ağlama krizine falan girdi, unutmuyorum. De modu çok düşüktü. Başına bir şeyler gelmiş, ara verdik, kahveyi ısmarladık, yemek yedik falan, toparladık. Sonra enerjisi yüklenince fotoğraf ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla model önemli. Model seçimi çok önemsiyorum. Kesinlikle. Evet, şimdi peki herkesin fotoğrafını çeker misin? Çekmiyorum ya ben herkesin fotoğrafını, gerçekten çekmiyorum yani. İş yaptığım zaman da öyle herkese çalışmıyorum. İşte o sezgilerime de güvenirim. Hani bu insanla sen enerjini tutması lazım iş yaptığın insanla. Tutmayınca olmuyor. Belli, sen başka frekanstasın. İşte marka başka frekansa ya da modelle senin enerji tutmayınca da güzel bir şey ortaya çıkmıyor. Özellikle bir tane sergi ya da sanatsal işse böyle bir gönül bağı kurabileceğim. Yani o karşımdaki insanın işinden ya da kendi hayatından bir yerinden böyle yakalamak, sevgi beslemek, yaptığı işi sevmek, beğenmek gerekiyor benim çekmem için. Başka türlüsü olmuyor çünkü bunlar mod işi. Kesinlikle. İçinden gelecek. İçinden gelmeyen hiçbir şey güzel çıktığını düşünmüyorum frekansın ben. Frekansın tutması gerekiyor, evet. Ki karşı tarafla daha
verimli bir sonuç çıkartalım. Çekime giderken yanında kaç makine oluyor? Nasıl lensler kullanıyorsun? Eskiden iki tane kamera götürdüm ben. Mutlaka bir yedeğim vardı. Şimdi tek kamera götürüyorum. Oldukça azalttım. Ne kadar hafif o kadar iyi benim için. Stüdyo dışında bir başka yere malzeme götürüyorsan zaten kamera ve lens dışında bir sürü şey taşınıyor biliyorsun ki sen de. O yüzden en fazla 3 lens bulunduruyorum. 50 mm, 85 mm, 24-70 bazen 24-105. Çektiğim şeye göre de değişiyor tabii ama genelde bir zoom lensim ve prime lensim mutlaka olur yanımda ve tek kamera çalışıyorum artık. Güzel. Peki fotoğraf setinde olmazsa olmazın nedir? Müzik. Müziksiz çalışamıyorum ben. Müzik ya. Can yani. Herkesin enerjisi. Gerçekten müzik yoksa o sette böyle bir şeyler duruyor, böyle akmıyor gibi geliyor bana hep. Daha böyle gergin bir ortam oluyor müziksiz olunca. Çünkü modu yükseltiyor orada. Evet. Peki fotoğraf mı video mu? Fotoğraf. Video hala şeyim ya, yani sahnede konuştuk biliyorsun, daha zahmetli geliyor bana. Fotoğrafın şeyi, videoda görüntü akıp gidiyor ya, fotoğrafta dondurma hali biraz daha duygusal geliyor belki ondan, bilmiyorum ama fotoğrafı daha çok seviyorum. Evet.